Evet, uzun bekleyişlerden sonra Minecraft PlayStation 4'üme kavuştum. Belki takip edenler biliyordur. Dün gece bu oyun çıkacağı sıralarda, akşamüstü de gece sıralarında PlayStation Network bile Minecraft'tan nasibini aldı, çöktü. Bayağı bir sorunlu bir çıkış oldu. Şöyle ki bazı oyunu indirenler hesaplarından para çekildi fakat indiremediğini söyledi. Çoğu kişi piyasaya giremedi belli bir süre. Fakat en sonunda sorunlar çözüldü ve Minecraft PlayStation 4 versiyonu nihayet aramızda. Minecraft'ı bilenler tabii ki, yani iyi bilenler tabii ki grafiklerde çok aşırı bir fark olmayacağını tahmin ediyordur bu oyunda diğer versiyonlarıyla. Fakat değişik texture pack'ler yükleyerek siz de şu görünen grafiği birazcık değiştirebilirsiniz. Bilmiyorum çoğunluk ne düşünüyor ama ben bu grafikleri çok şirin buluyorum nedense. Çok seviyorum. Belki bir texture pack yükleyebilirim daha sonra denemek için. Ama hani şekerli mekerli texture pack'ler var, onlardan değil de daha böyle ciddi. Bunun biraz daha güzelini yükleyebilirim. Evet, şimdi bir genel bir gezinelim bakalım şuraya, oyuna. Vallahi görüş mesafesi gördüğünüz gibi bayağı iyi. Onun dışında kontrolleri unutmuşumdur diye hatırlamaya çalışacağım. Şimdi X zıplıyor. Bildiğiniz gibi kare craft menüsünü açıyor. Bu arada PlayStation 3'te 4'te Minecraft'ı daha çok sevmemin sebebi craft menüsünde ne yapacağınızı göstermesi size. PC'deki gibi illa başka bir yerden bakıp ezberlemeye çalışıp "Aa, şunu nasıl yapıyorduk" demeye gerek yok. Örneğin burada oak wood plank istediği şeyleri nasıl yapacağımızı aşağıda gösteriyor. Neyin üstüne girersek, neyi neyle birleştireceğini, ne craft edebileceğimizi gösteriyor. Veya bize ne gerektiğini. Şöyle bir dolaşıp bakalım. Yuvarlakla elimizdeki nesneyi atıyoruz. R1, L1 ile inventory'imizi dolaşabiliyoruz. Üçgenle inventory açılıyor. Hop, trophy de aldık. Evet, L2 ile koyuyoruz elimizdeki malzemeyi. R2 ile de kırıyoruz. Şunu alalım. Kafaya bunu takalım mı? Evet, baka kafalı bir ninja oldu karakterim. Görüşümü tabii oldukça rahatsız ediyor, bozuyor. Buradan karşı bölmeden geçemem herhalde, yer almadan. Şundan bir tane daha alayım da bulursun. Evet, genel olarak oyun bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şurada da hoş bir su birikintisi varmış. Güzelmiş ya, buraya bir ev yapıp bunu da alttaki yüzme havuzu yapabilirim aslında. Bakacağız. Şu an bu videoyu çok uzatmayacağım. Genelde neler olduğuna baktık. Şöyle bir sıkıştım buraya da. Daha sonra bir hedef belirleyip belki onunla ilgili bir video yaparım diye düşünüyorum. Kanalı takip edenler biliyordur ki Last of Us oynamaktan başka çok bir şey oynayamıyorum ve Destiny çıkacak Salı günü. O günden itibaren Destiny'ye de bayağı bir zaman ayıracağım. Daha sonra da tabii PES çıkacak. PES de bu sene oldukça iyi gözüküyor. Bir de onu deneyeceğiz bakalım. Bunlar ne yapıyor burada? Takılıyor bunlar da işte. Bu arada Unturned için de 3.0 güncellemesi geliyor PC oyunlarını takip edenler. Unturned
1 saniye pardon. Yine zıplayamıyorum, ona bakıyorum da. Unturned'de uzun süre oynamayı planladığım oyunlardan şu an. En kötü grafikli, en eğlendiren oyunlardan benim dünyadaki herhalde. Bu senelerde böyle bir kötü grafik çok eğlence moduna girmiş durumdayım. Şu hayvancağızı bir öldürelim de. Ne bakayım kurtçuk. Yani genel olarak böyle. Birazcık şu an kaydı bitiriyorum. Dolaşıp şu dünyaya bir bakayım. Daha sonra bugün ya da yarın daha yeni Minecraft videoları yüklerim. Belki olmadı güzel bir harita yaparım. O haritada işte artık evimi yaparız. Kendimize malikanemi yaparız. Şurası güzelmiş. Neyse. Kapattım bakalım. Hadi görüşürüz. Bye.